Herkese iyi akşamlar. Ben Adil Gülen. Bu akşam sizinle zurna kamışı yapımının nasıl olduğunu anlatacağım. Özellikle bildiğim bütün bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü bu zurna kamışı, mey kamışı yapımında genelde insanlar bildiklerini paylaşmıyor. Yani ileriki kuşaklara aktarmıyor. Olabildiğince böyle çok farklı bilgiler vermeye çalışıyor. Daha ince ayrıntıları verip gösteriyor. Bunun nedeni de tabii ticaret olarak baktıkları için. Yani gelecek kuşaklara aktarmak lazım böyle şeyleri. Çünkü belki ilerideki nesil daha çok böyle ileriye yayabilir bu durumu. Bu durum gerçekten çok eksik bir konu Türkiye şartlarında. Yani ben biliyorum havası olmasın kimse de. Ben de bu işi öğrendiğimde tabii ki büyüklerimden öğrendim. Yani araştırarak öğrendim. Özellikle zurna kamışı yapım videolarını çekmek istedim. Çünkü her yöreye ait değişik zurna kamışları bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi Sivas, Tekirdağ, Edirne tarafları. Şöyle göstereyim tekrar. İstanbul'a yakın bölgeler, Çatalca, Silivri, yani birçok bölgede zurna kamışı bulabilirsin. Şöyle göstereyim. Özellikle Halkalı Küçükçekmece bölgesinde, özellikle oturduğum semte yakın. İnsanlar bunları öğrensin, bilsin. Sivas kamışı. Yani kesinlikle bu bilgileri öğrenmeleri lazım insanların. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bilgiler taşındıkça güzel. Daha çok belki gençler daha aydın, daha güzel yerlere taşıyabilir bu durumu. Yavaş yavaş size zurna kamış yapım videosuna başlayalım. Gerçekten elimden gelen bütün bilgileri, öğrendiğim bütün bilgileri sizlere aktarmak isterim. Şöyle bir zurna kamışı, dağ yamaçlarında, dere kenarlarında, her yerde zurna kamış yapım, işte kamışlar bulabilirsiniz. Çünkü insanlar işte dere kenarlarında, işte sulu alanlarda zurna kamışı yapılmaz, olmaz diyor. Şöyle göstereyim. Birçok kamış var, zurna kamışı. Özellikle göstereyim tekrardan, bir saniye. Dere kenarları kamışları. Şöyle göstereyim. Tekrar bunu gösterebilirim. Bağlanmış. Yani bunları deneme yanılma yöntemiyle yapmadan kesinlikle tahmin edemiyorsunuz. Çünkü bunlar gerçekten önemli. Bir başkası farklı bilgi verebiliyor. Siz de ona yöneliyorsunuz, araştırmıyorsunuz. Bu tarz durumlar çok yaşanıyor. Kesinlikle araştırılması lazım. Deneme yanılma yöntemi olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi. Zurna kamışı. Şöyle gösterebilirim. Tarla başları, dere kenarları, sulak alanlarda, göl kenarları, dağ yamaçları. Kesinlikle kar ve güneşi görmesi lazım. Yani dere kenarlarından toplanıp kurutulmuş kamışlar bunlar. Kuru kamışları da özellikle seçip toplamanız lazım. Kesinlikle yani kamıştan anlamak lazım. Özellikle şimdi başlayalım. Fazla uzatmaya gerek yok. Ayrıca benim nereli olduğumu soruyorlar. Sivaslıyım ben de. Hani politik bir cevap vermeyeceğim. Türkiye'liyim demeyeceğim. Sivaslıyım. Yavaş yavaş videoyu çekelim. Hemen başlayalım. Video kamış, zurna kamış yapımına. Şöyle söyleyeyim. İlk başta isterseniz zurnanın şöyle gösterebilirim. Bir saniye. Böyle ufak parçalara ayırıp hazırlayabilirsiniz şu tarz kamışları. Özellikle söyleyeyim, zurna böyle kalıpları var, şu cins, şunlardan var, göstereyim, kesinlikle herkes bilsin, öğrensin, şunlardan var, yani tamamen sizin kolayınıza nasıl geliyorsa şöyle göstereyim tekrardan. Bu tarz kesilmiş kamışlarım var hazır, yani o tamamen size kalmış bir şey. İlk başta yaptığım bütün aşamaları size göstereceğim. Özellikle zurna kamışının şu içine görmüş olduğunuz bütün pisliklerini temizlememiz lazım. Şöyle. Görüyorsunuz. Bunları kesinlikle şu şekilde, bir püskül demir de olabilir,
işiniz nasıl kolay geliyorsa, çok tam bir şey yıpratmayacak, yırtmayacak şekilde şöyle temizleyebilirsiniz. Özellikle arkadaşlar bazıları keserken sıkıntı yaşıyorum diyorlar. Suda yumuşatabilirler. Kamışı gerçekten yumuşatmaları onlar için de iyi. Temizleyip şöyle ılık bir suda normal bekletebilirler de. O kendi yumuşaklıklarına bakmak lazım. Şöyle özellikle göstereyim. Bakın. Şu tarz kamış. Kuru kamışlarda da böyle eğilen kamışlar var. Dediğim gibi tamamen cinsle alakalı. Zurna kamışları. Bütün bilgileri yorumlarda da bana sorabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ustalardan aldım. Yani eğitim, bilgi. Hepsini size paylaşabilirim. Kesinlikle bu konularda insanlar bazıları çok para talep ediyorlar. En sevmediğim durum bu olduğu için bu videoyu çekme zorunluluğunda bulundum. Para konusu kesinlikle ikinci planda olmalı. İlk önce bu enstrümanı, yapım aşamalarını kesinlikle ileriki zamanlarda gençlere aktarmak lazım. Yani her şeyi ben biliyorum vurgusu olmasın. Ben ne kadar bilsem de kesinlikle birbirlerine danışıyorum. Bunu bilmek zorundayım. Gerçekten öğrenmek de zorundayım yani. Şöyle göstereyim. Jilet var. Şöyle bir jiletler de kesebilirsiniz. Özellikle göstereyim şu jiletleri. Bu jiletler kullanım açısından da gerçekten iyi. Şöyle Tiger jiletler var. Özellikle dericiler kullanıyor bunu. Bu tarz jiletleri kullanabilirsiniz. Şöyle gösterebilirim de. Tiger jiletleri. Bunlar gerçekten daha uzun ömürlü kullanabiliyorsunuz. Zurna kamışını ilk önce şöyle göstereyim. Şöyle ufak bir parça ayırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şunu şuradan ayırdım. Tekrardan söylüyorum. Ortalama bir parmak boyunun ikinci bu noktasına gelecek şekilde de kesebiliriz. O tamamen size bağlı. Eğer çok çatlak yaşıyorsanız, çatlak sorunu varsa kamışlarda biraz daha uzun kesebilirsiniz. Nedenini söyleyeceğim. Dediğim gibi kamış ise eğer sert geliyorsa suda biraz yumuşatabilirsiniz. Özellikle şu kalıplardan söylüyorum. Aşamayı tekrar tekrar gösteriyorum. İnsanlar öğrensin diyorum. Bilsinler. Kesinlikle. Bu konuda her zaman açık ve netim. Yani kesinlikle önünü kesmeyelim. Şöyle göstereyim. Şu kalıplar. Bak şu cins kalıplar var. Şunlar var. 3-4 çeşit elinde kalıp var. Bunlar tamamen size bağlı bir şey. Şöyle gösterebilirim. Yani şu kamışın boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle. Şunu da göstereyim. Şimdi bazı kamışların şu üst, ben mesela bu üst bölgesini, ağız bölgesini dedim, üflediğim bölgeyi yukarı getireceğim mesela. Kimileri çatlak oluşmasın diye alt kısmı şöyle göstereyim. Alt kısımlarını temizleyebiliyorlar. Şuralarını özellikle alt kısmı temizleyebiliyorsunuz. Boruya sarılan kısım burası. Buraları temizleyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim bir de. Benim bu alt kısım ya, ipin bağlandığı kısım. Buraları yumuşatıyorlar hani çatlak olmasın diye. Bazı işte dediğim gibi kamışın cinsine göre değişebiliyor. Ben şu an size göstermiş olduğum orta yumuşaklıkta bir sertlikte kamış. Şöyle göstereyim. Kamışın ağız kısmı yani üflediğim kısım yukarı geliyor. Diğer kısımda şu alttan görebiliyor musunuz bilmiyorum da şöyle göstereyim tekrardan bakın. Bu orta seviyede kalacak şekilde şöyle iplerle göstereyim size tekrardan. Dediğim gibi bilgi paylaştıkça güzel olur. Her zaman paylaşın size. Normal bir ipi şöyle yavaş yavaş kamışın üstünden bakın gösteriyorum. Yavaş yavaş sarabilirsiniz. Alttan bakın kamışa. Şu kalıbın orta bölüme gelmesi lazım. Tam işte merkezi dediğimiz bölüm bu olması lazım. Sardıkça şöyle sarın kamışı. Ben size tekrardan göstereceğim. Özellikle dikkatli izleyin. Şöyle göstereyim bakın. Sardıkça kalıbın belli bir noktasında şöyle bir bölüm var. Eğilen bölüm. Şöyle göstereyim. Bu da borunun sarıldığı bölüm. Şöyle göstereyim. Borunun
Zurna borusuna sardığımız bölümler var şuralarda. Buraya sardığımız bölüm, alt kısım. Ben size göstereyim tekrardan. Bakın. Bu size kalmış. Tamamen kurabilir, bekletebilirsiniz de. Şöyle göstereyim. Şu bölüm sardım. Bölüm zaten otomatikman açabilirsiniz de. Çok ezilmeye gerek yok. Damarlarını öldürmeye gerek yok kalmışım. İnsanlar çektikleri videoda bile bazen yani gerçekleri göstermiyorlar. Özellikle gösteriyorum yani. Kamışın cinsi yani her ne olursa olsun tamamen o yumuşaklık, sertlik sizinle alakalı bir şey ayarlayabilirsiniz. O çatlamayı önleyebilirsiniz. Boyutu tamamen size kalmış. Yarım saat, bir saat kuruyana kadar 15 dakika, kimisi 20 dakika, kimisi 5 dakika, kimisi tamamen çıkartıp hemen sarabiliyor. Şöyle göstereyim tekrardan. Yani bu bekleme zamanları var. Bekleme zamanlarını tamamen size kalmış bir şey. Şu an yani 1 dakika bile olmadı. Özellikle size gösterebilirim de. Diyelim şunu beklettim bir 15-20 dakika. Bunu olduğu yerden çözüyorsunuz. Ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız. Kamışın şu alt kısmı, kalıp bölümü, buraya gelecek olan kısım nasıl diyeyim, belli bir ölçü alıyor. Şöyle tekrardan gösteriyorum bakın. Kamışı sarıyorum. Sarıyorum. Sarıyorum, geliyorum. Bakın kamış hali ortada. Kalıpta. Alt kısımlarda şu kalıp alacak yani boruya bağlanacak kısım sık, daha sık sarılabilir. Daha belirgin olması için. Belirginlikten kastım. Bunu 5 dakika bekletelim isterseniz. Şöyle göstereyim. Bak şuraları açabilirsiniz. Zaten otomatikman açılıyor. Çok damarları öldürmeye gerek yok. Size şöyle göstereyim. Özellikle hatta arkadaşlara göstereyim. Bir şey saklamıyoruz. Şöyle göstereyim. Zurna kamışları, zurnalar. Özellikle borular var şurada. Şu şekilde göstersem daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bakın. Yapılmış olan zurna kamışlarını da göstereyim size tekrardan. Yani birçok çeşit var. Dediğim gibi 3-4 yöreye ait, hatta 5 yöreye ait zurna kamışları var. Şöyle tekrardan bırakayım. Görüyorsunuz. Kesinlikle dediğim gibi tekrardan zurna kamış hakkında kesinlikle herkes açık ve net doğru bilgiler vermesi lazım. Kesinlikle herkesin kendine göre bağlama stili olabilir. Yani ben de herkesten araştırdığım kadarıyla öğrendim. Kesinlikle onların dediklerinin dışında da denemeler yapıyorum, yapmak zorundayım. Şu an görmüş olduğunuz eski bir kamış bağlamıştım. Çıkarmıştım kalıptan. İnceleyebilirsiniz. Sivas kamışı bu. Şimdi bağladığımız kamış burada. Şimdi arkadaşlar şöyle çöp şişleri var. Bunlar kasaplarda falan da satılabiliyor. Bunlara bağlayabilirsiniz. Kimisi tekrar bunu çıkartıp bunun ucuna tekrardan kalıba bağlayabiliyor. O tamamen size kalmış bir şey. İşinizin kolayına nasıl geliyorsa öyle yapın. Şöyle çöp şişleri var. Çözüyorum bunu buradan. Bakın. Çözdükten sonra bunu şöyle bazen kuruyor, yapışıyor. Geliyor kendine zaten. Şöyle kalıp almış oluyor. Görüyorsunuz değil mi? Alt kısım daha belirgin olur. Ne kadar çok bekler kurursa daha iyi olur. Şimdi bu alt kısmı şöyle çöp şişe bağlıyorum tekrardan. Bu alt kısım içeriden baktığın zaman çok dışarı çıkmamız lazım şöyle şu içeriden. Alt kısmı aynı tekrardan sarıyorum gibi devam etmeniz lazım. Şöyle göstereyim. Ne demek istediğimi şimdi iş bittikten sonra kesinlikle göstereceğim. Çöp şişe sarıyorum. Bakın. Alt kısım dedim şurası işte boruya bağlanan kısım. Şimdi elimde şöyle bir şey var. Dediğim gibi bu çöp şişe bağladım.
Bu kuru olabilir dedim. Zarını kesinlikle çıkarmanız lazım. Kamışın özellikle yani en önemli noktalarından bir tanesi zar temizliği. Zar temizliği yapılmazsa çalıcı yani enstrüman çalan insan o çaldığı anda bir kapanma söz konusu olabilir. Kamış zorlayabilir. Zarlar kendinden çıkabiliyor. Yani vücudumuzdaki tükürük asitli olduğu için demiri bile eritiyor neredeyse mide asidi. Bir ağacın dayanması gerçekten ayrı bir sorun. Bunu hafiften biraz ıslatalım. Eğme noktasına geleceğim şimdi. Şöyle kalıplar var. Göstereyim bir dakika. Bakın. Böyle kalıplar var. Bu kalıpları alabilirsiniz. Bu kalıplı bununla kullanacağım birazdan. Şimdi şöyle kamışın en merkezi noktasını bulmanız lazım. Merkezden kastım yani iki tarafta eşit olması lazım. Şöyle göstereyim. Uçtan bastırdığınızda kamışa şöyle yukarıdan bakın. Kamış gerçekten her iki taraftan da eşit olması lazım. Ben şimdi kendime göre bakayım. Örnek olarak size gösteriyorum. Bakın şimdi kamışın şu kenarlarını iyice kırıp oturtturmanız lazım. Çalan kişi gerçekten bununla uğraşmamalı. Yani kendine göre zaten ayrılacak o çalan kişi. Yani dediğim gibi kesinlikle bilgileri vermekten kaçınmayın. Ne olursa olsun. Herkes her şeyi öğrenmeli. Bilsinler yani. Yani neyi nasıl yapıldığını bilsinler. Belki daha iyilerini yaparlar. Gerçekten yaparlardı. Çok güzel gençler geliyor arkadan. Onlar her şeyi öğrenmesi lazım. Şimdi şu gördüğünüz kalıp. Gördünüz. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu kalıbı şöyle zurna kamışına oturtturuyorsunuz. Ölçü ve dengeyi sağlaması açısından yani. Şöyle göstereyim. Kamışlar bazıları uzun tutuyor. Çünkü dediğim gibi çatlaklar olursa çatta alabiliyor. Daha rahat oluyor. Yani hem çatlakla uğraşmaması lazım çalan kişimde. Bu işi en başta nasıl çözerseniz öyle devam edebilir. Bazı kamışlar zaten çatlayabiliyor. Onun önüne geçemiyoruz çünkü. Büyük bir sıkıntılar yaşanıyor. Şöyle göstereyim. Bu yani kalıp ben ortalama bir gün bekletiyorum bütün kamışları. Daha iyi oturması açısından. Şöyle göstereyim. Şu uç kısımlarını kesiyorum ben. Kamışın boyu ölçüsünü alabiliyorum. Genelde bir gün bekleyip kimisi jilet de kesiyor. Ben makasa da alıştım. Şöyle göstereyim. Bakın şimdi kısaltacağım. Gördünüz değil mi? Kesinlikle dediğim gibi doğru ölçüler, doğru zamanlama tamamen sizde kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi yani çok aslında kamışı ham maddesi dediğimiz şu olay. Ham madde ne kadar güzel olursa, ne kadar yani işçiliği olursa kamış da o kadar güzel olur. Çalan kişi gerçekten çok rahat çalar. Oktavlar rahat çıkar. Şöyle göstereyim. Bu biraz bekledikten sonra iyice kalıbını alsın. Şöyle söyleyeyim. Ben bunu şimdi bazı ipleri de çok harcamayın. Yani ip de ekstra bir masraf olabiliyor. Belki durum olmayabilir insanlar. Olanlar da zaten bu durum ip nasıl söyleyeyim ipi çok şey yapma harcamıyorlar. Aynı ipi tekrar 2-3 aşamada kullanabiliyorsun. O yüzden çok şey gerek yok. Masrafa gerek yok. Hayat pahalı zaten. Şöyle makaslar var. Bahçe makasları. Bakın. Göstereyim markası da neymiş. Gard diye bir şey. Bauhaus'tan almıştım. Bunu şöyle ortalama bir yerden kesebilirsiniz. Gösteriyorum tekrardan. Bakın ortalama bir yerden kesiyorum. Kestim. Şöyle makasımı koyayım kenara. Görmüş olduğunuz aşama şu an bu. Çöp şişti elimde tabii ki de şu an. Koptuğu nokta şöyle. Bazıları çok sıkılabilir videodan çok çünkü ayrıntıları da göstermem lazım. Göstermek zorundayım. Şöyle görüyorsunuz. Kimileri dediğim gibi bunu bir gün bekletebilirsin. Şu an görüyorsunuz. Dağlama işlemini kesinlikle yapın. Dağlama dediğiniz olayda herhangi bir gerçekten çelik bir kam şey bıçak, kaşık olabilir, demir olabilir. Onunla şöyle göstereyim mi? Isıtılmış bir demiri düşünün.
İlerleyen zamanlarda onunla ilgili videolar da çekeceğim. Şu dağlama işi, bunun sıcak olduğunu düşünün. Kamışın şu noktalarına doğru şöyle. Daha bir yatay düzgün işlem alması için şöyle harften basın. Bastırdıktan sonra zaten her iki tarafta özellikle dediğim gibi denge çok önemli. Dengeyi ne kadar iyi yaparsanız dağlama da o kadar önemli tabii ki de. Kamışı yakmayın. Kamışın hücrelerini öldürmeyin. Kendi damarlarını yakmayın kamışın. Çaldıkça oturur kamış. Kamışı çalın sürekli. Oturun, otursun kamış. Onunla ilgili daha şu an kamışla ilgili soracak bir şeyleriniz varsa sorabilirsiniz. Elimden geleni yaparım. Her konuda. Zurna kamışı dediğim gibi şu kalıplar çok önemli. Kullanıcının kendisine kalmış bir şey. Bunları yapan kişiye kalmış. Her zaman yapılabilir. Her çeşit yapabiliyor. Şimdi bunun kalıptan çıkıp zurnaya bağlı, zurna borusuna bağlanma işlemini göstereceğim şöyle. Şimdi şunla şu bir bütündür. Kesinlikle bunu zaten açıklamaya gerek yok. Bunun iyi bir şekilde bağlanıp ses kontrolünü yapmanız lazım. Ben kısa bir zaten göstereyim tekrardan size. Yani bunu normalde beklemesi lazım, kalıp alması lazım, işçilik yapılması lazım. İşçilikten kastım dağlama işlemi dediğimiz demirin ısıtıp zurna kamış üzerinde gezdirilmesi, ütü dediğimiz olay. Kimler ütü diyor, dağlama diyor biliyorsun. O tamamen herkesin düşüncesine kalmış bir şey. Şimdi şöyle göstereyim. Bunu tekrardan bak şu gördüğünüz ipi 3 aşamada kullanabiliyorum. İpi tekrardan söküyorum buradan yerinden yavaş yavaş. Normalde beklese kalıp alsa daha iyi. Ama ben size hızlı hızlı gösteriyorum ki ilerleyen zamanlarda daha zorluk çekmeyin diye. Şöyle şu kamışın kestim şöyle göstereyim. Çöpü çıkartıyorum buradan. Şimdi zurna kamışıyla zurna borusu. Ölçüyü alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ölçüyü aldıktan sonra bak ölçüyü de şöyle alabilirsiniz. Şu üstten. İçeriden de bakabilirsiniz şuradan. Ben size tekrardan bağlanmayı göstereyim. Bakın. Bağladıkça şuradan bakabilirsiniz mesela kamışa. Şöyle göstereyim bir dakika. Kamışa bakın. İşte tamam dediğim gibi size kalmış bir şey bu. Kamışı nasıl bağlayabilirsiniz? İşte o tamamen size kalmış bir şey. Ben sıfır bağlıyorum. Kimisi üste çalıyor. Yani üste dediğim borunun içeriden bakın. Üst, boru biraz daha üst içeri doğru çıkmış. Yani yukarı doğru çıkmış şekilde. Kimisi öyle bağlıyor. Tekrardan açıyorum. Tekrardan gösteriyorum size. Bakın. Şu ipi fazla harcamayın. 3-4 aşamada kullanabiliyorsunuz bir tane ipi. Bakın. Şöyle bağlayabiliyorsunuz. Bunu sardıktan sonra tekrardan bakabilirsiniz. Mesela ben bağlanmış bir şekilde göstereyim. Normal dediğim gibi. Şöyle bağlayıp bakın. Bağlandıktan sonra şu hali alıyor. Bu dağlanmış hali mesela. Kamışın dağlanmış hali dediğimiz bu. Hafiften yakılmış halleri. Şöyle birkaç çeşit daha var. Onları da göstereyim. Bakın. Bunlar kamışın gerçekten işlenmiş halleri. Çalınmış, oturmuş kamışlar bunlar. Bu seviyeyi alıyor. Yani bu seviyeyi aldıktan sonra daha dediğim gibi tamamen çalıcı ile alakalı bir şey. Çalıcı kendine göre bağlıyor. Kendine göre ayarlaması lazım. Yani bir sahnede akordu yapmak ekstra ayrı bir şey. Davul zurna düğünde çalmak ayrı bir şey gerçekten. Sahne akortları çok önemli. O yüzden biraz daha uğraş duruyor. Yani şu an görmüş olduğunuz gibi dağlanmış haliyle bir üfteyim size. Kamışı kesinlikle daha çalmadım. Bakın şöyle göstereyim uçlarda. Yani şu an için video çekiyorum diye size yani kamışı ıslatıp çaldığımı düşünmeyin. Yani iki cins. Biri Sivas, biri İstanbul kamışı. Şöyle göstereyim. İstanbul kamışı. İstanbul yakınında ilçelerden toplanmış. İstanbul içinden toplanmış kamışı. Şu da Sivas kamışı. Dediğim gibi ölçüler, borular tamamen sizle alakalı bir şey. Yani sorularınız varsa sorabilirsiniz. YouTube sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Adil Gülen, Adil Gülen ek diye de var.
Yakın zamanda zaten yeni videolar çekeceğim. Şöyle göstereyim. Tekrar unutmayın. Kalıplar, iplik, bunlar çok önemli şeyler. Temin edebilirsiniz. Her türlü kamış, zurna kamışları. Yani elimden gelen her şeyi ben de yaparım. Şöyle göstereyim. Şimdi 2-3 cins var. Bazıları aynı cinsi kullanıyor. Yani benim kamışımı kullanabiliyorsun diyorlar. Aslında halbuki kamış aynı. Yani şöyle göstereyim. Çok benzerlikleri çok var. Arkadaşlar zurnaya bazen boruyla zurnanın bağlantısını soruyorlar. Şöyle göstereyim. Ayhan Karaman yapımı. Ayhan Usta'yı tanıyanlar bilir zaten. Öyle bir zurna. Şimdi zurna borusunu şöyle ayarlarsak, şöyle göstereyim. Tamamen kimisi yan çalıyor yani şöyle dile. Kimisi dik çalıyor. O tamamen sizle alakalı bir şey. Böyle şu an saat geç olduğu için üfleyemiyorum. İlerleyen iki videolarımda zaten size her yörenin kamışlarını deneyerek çalacağım, üfleyeceğim. Kesinlikle dediğim gibi son kez söylüyorum. Bunu sürekli tekrar ediyorum çünkü insanlar bilsin. Yani bilgilerini aktarsınlar. Gerçekten çok önemli. Yani herkes bu dünyadan göçüp gidecek. Tamamen gelecek nesile aktarılmış bir şey olacak bu. Tekrar gösteriyorum. İstanbul kamışları. Yani ötmez diye bir şey yok. Bütün kamışlar ötebiliyor. Ben Adil Gülen. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Büyüklerime selam olsun diyorum ustalarıma. Küçüklerimle gözlerini öperim. Yaşıtlarım da zaten selamlar diliyorum hepsine. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.